Hazreti Ömer'in dönemi ciddi bir kıtlık var zaten yani gariban bir bölge ya. Bir de yağmur yağmadı mı hep ben gariban oluyorlar. Karadeniz'e az yağmur yağsa bile sorun oluyor. Çaylar kuruyuveriyor değil mi? Yani beklenen yağmur alamazsanız beklenen çayda makaslayamıyorsunuz. Kadıncağız sabahın seherinde kızına diyor, kızım sütler azaldı. Müşterilerimiz azalmasın. Müşteriyi kaptırmayalım. Kaybetmeyelim. Sütleri çalkalarken biraz fazla su koy da oranlamayı iyi yap, herkese yetişsin diyor. Süt az, müşteri çok, yetişmezse başkası kapar. Balık çok, piyasa ucuzlamasın diye denize döken adam haindir. Piyasanın gereğini yapan değil, Allah bol balık verdi, bal satın, sürümden kazanın. Allah devam ettirir. Allah bu ürünü az verdi, stoklamayın, daha çok kazanmak için mahsulatı ne zaman elde ettiniz hemen satıverin. Piyasa rahatlasın, az da olsa alsın insanlar. Hepten bunaltmayın. Bu sene bu ürün az oldu, stoklayalım, ihtikar yapalım, daha sonra birden sürelim diyerekten Allah ile oynamayın, kullar ile oynamayın. Bilmez misiniz Hazreti Muhammed çok açık bir demeç vermiş. Men gashşena feleyse minna. Ümmetimi aldatan beni aldatmış gibidir demiş. Tercümesi değil, tefsiri böyle. Tercümesi ümmetimi aldatan ümmetimden değildir de dememiş. Peygamberimiz de ümmetin içine girmiş. Bizi aldatan bizden değildir. Bizi kandıran, bizimle oynayan, bize hiyanet eden bizden değildir demiş. Ümmetinin hiyanete uğraması, ümmetinin kandırılması, Hazreti Muhammed'in hiyanete uğraması, kandırılması gibi onun mübarek dilinde eşitlenmiş bir konu olmuş. Yapmayacaksınız. Tamam mı? Bu işleri piyasanın gereği demeyeceksiniz. İnancınızın gereği. İnancımın gereği, imanımın gereği diyeceksiniz ve hep kazanacaksınız. Hem cebiniz kazanacak, hem ekibiniz kazanacak, hem ahirette kazanacaksınız. Çift dikiş götüreceksiniz. Kadıncağız bunu derken Hazreti Ömer de çok farklı bir model mübarek ya. Çok farklı birisi. Tam o seher teftişi yapıyor. Ülkede istihbarat var ama o da böyle bir yani memlekette ne var ne yok dertli, sorunlu insanları seherde inleyenler, ah çekenler duymak istiyor. Fakat böyle bir zikir sesi değil de bir acayip yanlış tavsiyeleri duyunca biraz bekliyor orada. Kızcağız ne dese beğenirsiniz? Anne, duymadın mı Halife Ömer? Bu kıtlık nedeniyle bir takım olağanüstü OHAL yasası o zaman da varmış. OHAL, olağanüstü hal yasası. Tamam mı? OHAL yasasına sütle alakalı uyarıyı da eklemiş. Süt üreticilerine sakın ha demiş, su katmayın. Hah demiş kızım. O şimdi uykusunun en kaynak saatinde demiş. Yorgundur halife demiş. Pekala anneciğim demiş. Halifeyi yorganın altına soktun demiş. Allah'ı nereye sokuyorsun demiş. Allah'ı Allah'ı. Feyn Allah demiş ana. Feyn Allah ya ümmi. Ana, ana demiş ana. Pekala Ömer yorganın altında, Allah nerede demiş. Yani Allah'a ne yapacağız gibi bir soru da farklı bir tarz. Kadıncağız irkilmiş. Bir şey diyememiş. Sabah gün açtıktan sonra Hazreti Ömer cezayı yağdırmamış. Kapıyı çaldırmış, dünür gitmiş o eve. Demiş ki seher vakti birisi feynallah diye zikir çekiyordu. O kız nerede demiş. Oğlum alacağım da. Sen dürüst ol, medresende dürüst ol, mektebinde dürüst ol, kapıların ardında dürüst ol, mağaralarda dürüst ol. Birisi duyar sesini, cevabı peşin gelir.